yaklaşan bir Kurban Bayramı var. Sayılı günler kaldı artık. Bununla ilgili hastanelerde aldığınız önlemler var mı? Neler? Hangi önlemleri aldık? Kurban Bayramı'nda tabii ki Covid dışı da daha önceki bayramlarda aldığımız tedbirleri yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yani nedir bunlar? Özellikle çok fazla kesi gelme ihtimali olması nedeniyle acillerimizde ilgili branşları daha fazla bulunduruyoruz, ilgili branş hekimlerini. Özellikle mesai saatlerinde, yani kurban kesim saatlerinde plastik cerrahi, ortopedi veya işte daha farklı kesilerde olabilir diye diğer branşları da bulunduruyoruz. Bu rutin uygulamamız. Tabii bu yıl bir de özellikle Covid olması nedeniyle polikliniklerimiz devam edecek. Özellikle pandemi polikliniğimiz zaten 7-24, yani hafta sonu, hafta içi dahil, gece dahil çalışıyor. Orada her gün uzmanımız var. Hatta bugünlerde vaka sayısının artışı nedeniyle pandemi polikliniğin sayısını da biraz arttırmayı düşünüyoruz. Yani mekansal olarak sıkıntılarımız olsa da belki dışarıda bir mekan ayarlayarak o da oradaki yoğunluğu azaltmaya çalışacağız. Burada Kurban Bayramı ile ilgili, özellikle Covid ile ilgili bir takım vatandaşlarımıza önerilerde bulunmak istiyorum. Şimdi Kurban Bayramı'nda tabii ki diğer Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi seyahat kısıtlaması olmadığı için maalesef bazı işte toplu yemekler, toplu organizasyonlar olabilir diye korkumuz, endişemiz var. Biz bunlardan çekiniyoruz. Vaka sayısının artmasından korkuyoruz. Çünkü giderek gerçekten de artıyor vaka sayısı. Özellikle vatandaşlarımıza önerilerimiz nedir bu konuda? İnsanlarımızın birinci derece akrabaları, özellikle anne babayı ziyaret ederken lütfen bu bayram çok yaklaşmasınlar, el öpmesinler. Eğer il dışındalarsa, bu sadece bayram için geleceklerse lütfen gelmesinler. Yine Ramazan bayramında olduğu gibi görüntülü görüşme veya telefonla bayramlarını kutlasınlar. Birinci derece akraba dışında hiç kimseye bayram ziyareti olmasın diye umut ediyoruz. Çünkü toplu mekanlarda, kapalı mekanlarda maalesef yayılımın, bulaşın çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu nedenle eğer yapabiliyorsak yaşlı büyüklerimize çok yaklaşmadan yine mümkünse maskeli bir şekilde bayramlaşmayı, birinci derece akrabalarımız dışında hiç kimseye ziyaret etmemeyi vatandaşlarımıza öneriyoruz. Evet. Bir de tabii burada kurban kesimi sırasında bir yoğunluk olacak. Özellikle kasap olarak çalışacak vatandaşlarımızın da maskesiz çalışmamalarını önereceğiz, ama maskeli çalışmak da zor olabilir diye bazen bu tür sıkıntıları da görebiliriz. Bu konuda önerimiz nedir? Özellikle vatandaşımız evine etini götürdüğü zaman mutlaka elini sürecek, doğrayacak. Tabii ki et pişirildiği zaman virüsün bulaşma ihtimali yok, inaktive oluyor, ama çiğ etle sonuçta mutfakta doğrama yapacak, işte buzdolabına yerleştirecek ablalarımız, teyzelerimiz için önerimiz nedir? Mutlaka el hijyenine dikkat etsinler. Çünkü kasap da yine asemptomatik bir şekilde pozitif olabilir. İşte etle uğraşırken öksürük, aksırık, hatta konuşmayla bile ete bulaşabilir. Bu konuda korkmasınlar, etlerini gönül rahatlığıyla yesinler, ama mutlaka doğrarken, dolaba yerleştirirken mutfakta sonrasında el hijyenine çok dikkat etsinler. Ellerini çok 20-30 saniye sabunla, suyla çok iyi bir şekilde yıkasınlar diye önerilerde bulunuyoruz.